gerekir. Çünkü ben bunu Emine Hanım'a imzamla gönderip veri tabanına da imzayla kayıt edersem aynı yasallıkta. O yüzden bir denetim kuruluna ihtiyaç yok ama şu andaki yasamız bunu diyor. Sadece şirketler için çıktı. Şirketlerin CAP'lere üye olması gerekecek. Ancak bunun için elektronik imza şimdilik onlara gerekmeyecek. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazen yalan yanlış beyanlar var. Sertifika satıcılar şey diyor. Mutlaka imza alın. Hayır. İmza almanız gerekmiyor bunun için. Ama sisteme girip başkasına elektronik imzalı mesaj yollayıp CAP üzerinden yollayacağım diye bir ısrarınız varsa orada da elektronik ve mobil imza kullanabilirsiniz. Ama aynı şekilde e-postalarınızda da imzalı mesajlarınızı ekleyip karşı tarafa ulaştırırsanız aynı yasallıkta delil olarak geçerli. İkisi arasındaki tek fark şu, CAP paralı, diğerleri ücretsiz. Arada sistem. Bir fark daha var, çok izninizle gireyim. Biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu değişti. Değişen yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bize getirdiği bir yenilik de şu, eğer kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden bir bildirimde bulunmuşsak, noter kanalıyla gönderdiğimiz bildirimler kadar resmi bir mühür taşıyor demektir. Yani biz karşı tarafa bildirimi kayıtlı elektronik posta üzerinden yapmışsak, ayrıca bir noter bildirimine gerek olmaksızın bu evrak resmi delil niteliğindedir. O nedenle kayıtlı elektronik postayı biraz Türk Ticaret Kanunu açısından da biz değerlendirirsek meslek grubu olarak daha doğru bir yere oturtmuş oluruz. Yani sonuçta kayıt altına alındığı için resmiyet sağlıyoruz. Evet. Bir de size ispat, şahit yükümlülüğü var ve diyor ki bu gitmiştir, bu da almıştır. Ben şurada tavsiye ederim kullanmanızı, özellikle karşı taraf şüpheliyse, yani almak istemiyorsa işte ne bileyim maddelerin tebligatları burada zaten artık. Yani kişisel tebligatlar da var burada artık elektronik CAP üzerinden yapılabilecek durumda. Karşı tarafa ulaşılamayan durumlar. Şu anda mesela adres değişip duruyor. Postaya ulaşamıyorsunuz ama e-posta adresleri değişmiyor. Ne olursa olsun. E-postaya ulaştırılırsa CAP üzerinden siz ulaştırma sorumluluğunuzu üstünüzden atmış oluyorsunuz. Karşı taraf almış almamış artık onun bileceği iş. Yasa olarak gönderen tarafı garanti altına alıyor. Ancak bu ücretli bir servis. O yüzden de hani bir de tabii bütün mesajların tek kanal üzerinden, CAP üzerinden dolaşıyor olması güvenlik açısından bana, ben güvenlikçiyim. O yüzden bana soru işareti yarattığı için ben hala şüpheyle yaklaşıyorum. Karar sizin. EGA kim? En başta söyledim. EGA 8 yaşında bir şirket, yerli bir şirket. Elektronik ve mobil imza entegrasyonu yapan bir şirket. Tabii e-fatura, e-defter gibi, e-haciz gibi her şey bu şirketin kapsamı dahilinde. Bu işlerle çalışıyoruz. Yüzlerce özellikle kamu kurumu, banka, hastane ve belediyelere hizmet ediyoruz ki size dönük süreçler elektronik ortama geçsin. Biz şu işi yapıyoruz. Size verilmiş olan akıllı kartlarınız, elektronik imza anahtarlarınız ister akıllı karta yüklensin, ister GSM sim kartınıza yüklensin. Bunlar kapıya kadar gelmiş birer doğalgaz ya da kapıya kadar getirilmiş bir elektrik hattıdır. İçeride eğer evinizin içerisinde doğalgazla ya da elektrikle çalışan bir cihazınız yoksa hiçbir anlamı yoktur. Orada durur. İçeride çalışan uygulamalar işte bir tanesi bilirkişi portalınız, sabahtan beri size anlatılan. Ya da bir döküman yönetim sisteminiz ya da işte bir kamu kurumunun portalı, vatandaşa dönük işte belediyenin portalı. Bu uygulamaların elektronik ya da mobil imza ile ilgili çalışması için, daha doğrusu o elektronik doğalgaz sobasının ya da elektrikli ocağın bu hatla çalışması için gerekli işi yapan tesisatçıyız. Bizim işimiz bu. Sıhhi tesisatçıyız, güvenli iş yapıyoruz. Alıyoruz sizin o borudaki doğalgazınızı, sizin cihazınızda entegre ediyoruz ve güvenli olarak çalışır hale getiriyoruz. Bizim yaptığımız iş entegratörlükten daha güzel deneyimli tesisatçılık. Sizin uygulamalarınızı elektronik mobil imzayla çalışır hale getiriyoruz. Size sunulan uygulama bu hale getirilmemişse istediğiniz kadar evinizde elektronik imzanız olsun. Mesela şu anda mobil imzamız var ama diyorsunuz ki portal henüz bu konuda çalışamadığı için ben çalışamıyorum, kullanamıyorum. Evet, doğru. İki taraf birden olacak. Yani hem sizin bu mobil imzanız ya da elektronik imzanız olacak hem de karşı taraf size bu uygulamayı bununla çalışır hale getirecek. Bizim görevimiz de olabildiğince o uygulamaları çoğaltmak. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Süremi hayli aştım ama hani merak ettiğiniz için anlatayım dedim. Bu teyzeler Yunanlı ama Karadenizli teyzelere birebir benzediği için kullanıyorum. Karadeniz'e gidip bu fotoğraflardan çeken varsa lütfen bana göndersin. Ben ısrarla her şeyi söylüyorum. Ama Allah'tan bizimkilere çok benziyorlar. Çaktırmıyoruz. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hem Zafer Hanım'a hem diğer konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir öğle yemeği aramız var. Saat 2'de oturumumuz bilirkişilik uygulamaları konusunda devam edecek.
Uyan portalı veya teknolojik konu şu anda kapandı. Bundan sonraki süreç bilirkişilik uygulamaları hakkında. Sizi ikinci oturuma da bekliyorum ve küçük bir plaket törenimiz var. Lütfen sunum yapan arkadaşlarımıza saygı, onların sunumuna katkı sunalım varlığınızla. Yalçın Bey'i davet ediyorum. Plaketi sunmak üzere. Ve Ufuk Bey'i buraya alabilirsem. Zaten kolay geçer. Zafer Hanım.